Welcome to your first day on the job. Little Company artık hepiniz duydunuz. Belki en sevdiğiniz yayıncıdan izlediniz. Belki kendiniz bir şekilde para bulup arkadaşlarınızla alıp oynadınız. Belki de orada burada küçük küçük kesitlerini gördünüz. Among Us, Vampire Survivors şimdi de Little Company. Peki nedir bu oyunların bu kadar iyi olması? Herkes tarafından oynanıp sevilmesi? Bu videoda bunu sizlere anlatacağım. Anlatmayınca çünkü gidiyorsunuz bok bok oyunlar yapıyorsunuz. Neyse. Şimdi öncelikle bu oyun tek başına 21 yaşında bir çocuk yaptı. Evet yanlış duymadınız bir tane gencecik çocuk. Bu çocuğumuzun nicki yani mahlası Zeekers. Arkadaşımızın aslında ilk oyunu bu değil. Bundan önce 5-6 tane bir denemesi var. Ben farkında olmadan bundan bir önceki oyunu olan The Upturn'ı da oynamıştım zaten. Yani oyunun bu arkadaşının olduğunu bilmeden oynamıştım. Ve o da ayrı güzeldi bu arada. Oynamadıysanız oynayın. Oyun içeriği hakkında ise çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Şimdiden söylüyorum. Zaten oyunu oynadığınızı ya da dediğim gibi izlediğinizi veya bildiğinizi varsayarak anlatacağım bir şeyleri. Birinci bölüm. Procedural Spelunky. İndiğiniz gezegende gezegenin dış yüzeyi, iç yüzeyi, içerideki loot, dışarıdaki loot, içerideki yaratıklar, dışarıdaki hava durumu rastgele bir şekilde farklı varyasyonlarla oluşturuluyor. Yani en basından 3 farklı loot, 2 farklı yaratık ve 4 farklı hava durumu sadece kendi içindeki varyasyonlarla bizim oynanışımızı çeşitlendiriyor. İlla bir örnek vermek gerekirse LoL'de herhal aynı maptesiniz ama rakip takım farklı pikler ve sizin takım ayrı pikler atıyorsunuz ya. İstemsizce bu oynanışı çeşitlendiren ama aslında çok zekice bir yöntemden ibaret. Little Company'de ise tek bir map değil hem hem de bunun yanında bir de farklı öğelerin de loot gibi, yaratık çeşitliliği gibi farklı varyasyonlara sahip olması söz konusu. Bu da her bir oynayışınızda, her bir randa birbirinden tamamen alakasız bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Diğer oyunlar buradakinin aksine bunu daha yapay bir yolla yapar. Örneğin eliyle size keşfedilecek yeri nasıl keşfedeceğinizi söyler. Siz de usulüne uygun yaparsanız bu işi keşfedersiniz orayı. Eğer yeni bir oyuncuysanız ya da oyunlarla çok aranız yoksa belki bu hoşunuza da gidebilir. Her yedin yoğurt yiyişi aslında farklı. Evet ama farklı marka yoğurtların da arasında tat farkı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani sen kalitesiz yoğurt seviyorsan bu senin bileceğin iş. Kimse sana bir şey diyemez. Fakat bu yoğurdun kalitesiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor maalesef. İkinci bölüm lineer olmayan hikaye. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi normalde Türkiye'de oyunlarda böyle hikaye arayan, lore arayan bir kitle var. Bu bekleyiş zaten teknik olarak yanlış aslında. Oyun dediğimiz kelime özünde sadece oynanıştan ibarettir. Oyunlar olabildiğince size kendi hikayenizi içerisinde kendiniz yazabilmeniz için fırsat tanıyan ürünlerdir. Kaşıracaksınız bu Little Company de o oyunlardan. Burada bir amaç var elbet ama zaten siz de fark etmişsinizdir. Amaç aslında çok kıtırıktan bir araç. Bir konsept bulunmuş işte sizi bir şirket işe alıyor sizden diğer gezegenlerden hurdacılık yapıp getirmenizi istiyor. Bunun için de oyuncuyu iyi oynamasına itme amaçlı olarak her üç günde bir belli bir kotanın üzerinde loot bulunmasını istiyor. Aslında oyunun bir sonu yok yani sonsuz. Doğal olarak bir hikayesi de yok. Ha, bir konsepti bir dünyası var tabii ki. Bu Mario'nun tesisatçı olması ve borulara girmesi gibi bir şey. Ya da işte yani prensesi kurtarmanın amaç değil de Mario'da araç oluşu gibi. Çünkü aslında prenses umurumuzda değil Mario oynarken. Biz her kendi level dizaynı olan bölümlerin aslında başından sonuna gitmeye çalışıyoruz sadece. Burada da olay aynı. O kotanın tek amacı aslında planlar yapmak. Aslında bir ilerleyiş söz konusu değil. Siz oradaki kotaya bakarak daha temkinli oynamaya başlıyorsunuz bir anda mesela. Ya da mesela o kotaya uygun loot getirerek strateji yapıyorsunuz. İşte bu kadarını şimdi satmayalım bir son iki randa satarız. Ya da işte kotanın şu kadar para lazım son günümüz. Hadi bakalım bu sefer iyi lootlamamız lazım. Daha derine inmemiz lazım. Bu ve bunun gibi öğelerin hepsinin birleşimiyle de her bir maceranız birbirinden farklı olmaya başlıyor. Bu da sizin oyunu oynamaya devam etmenizi sağlıyor. Her bir seferde deneyiminiz değişti ve etraftaki bu saydığım araçları kullanarak kendi hikayenizi kendiniz oluşturdunuz. Kendi amacınızı kendiniz belirlediniz. 3. Bölüm Arkadaşlarla Daha Zevkli Among Us, Fall Guys, LOL, PUBG gibi gibi oyunlar arkadaşlarla daha zevkli olur genelde. Buna karşıt görüş olarak ise bazı insanlar arkadaşların da her şeyi daha zevkli olur zaten derler genelde. Çok da haksız sayılmazlar. Evet arkadaşlarla her şey belki zevkli olur. Arkadaştan arkadaşa göre değişir. Bunda ise asıl fark diğer bu saydığım oyunları kıyasla özellikle. Arkadaşlarınızla oyun oynamaktan ziyade macera yaşıyor olmanız. Demin saydığım varyasyonlara bir de ek olarak arkadaş çeşitliliğini de katabiliriz. O zaman Steam'de korkunç yüksek bir sayıda oynama süreniz olması bu oyun için normal. Dördüncü bölüm. Görsel ve tasarımsal estetik. Görsel olarak bu arkadaşın oyunlarının hepsi aslında birbirine benziyor. Low poly bir görsel hakim. Valheim'da da görmüştük bir benzerini zamanında mesela. Burada yine Türk oyuncuların bir miti daha kırılıyor maalesef. Abi işte Raider 2 görsel olarak mükemmel abi. Atın aşağı sarkıyor abi. Ya inanılmaz lan. lan. tabii ki o kadar bütçe ayırırsan bir işe tabii ki atın aşağını bile yaparsın. Zaten asıl olay atmosferik bütünlüktür. Görselleri yönetimdir. Bu arkadaş %100 kendi otör iş olduğu için çok güzel bir evren tasarlamış kendi kafasında. Böyle mistik, paranormal, SCP kafası bir bütünleşik ortam söz konusu oyunda. Özellikle yaratık tasarımları. Aslında hiçbir yaratığın çok da ilginç bir olayı yok. Hepsi olabildiğini klişe. Daha önce 100 kere belki gördüğümüz tasarımlardan ibaret. Örneğin bu heykel var. Bu bildiğiniz yılların Weeping Angels'ı. Ya da işte her korku filminde olan belki de küçük creepy kız. Ya da sizi göremeyen ama ses çıkardığınızda sizi duyup saldıran gözsüz köpekler. Bunların hepsi aslında korku klişeleri, korku filmi, korku kitabı. Korku oyunları klişeleri. 5. bölüm kapanış ve eksiklikler ben bu videoyu yaparken baya bir içerik eksikliği söz konusu oyunda onu da anladığım kadarıyla bazı arkadaşlar etraftan modlar indirerek farklı farklı kotarmış durumda her anlamda çeşitliliğin artması ve düzenli içerik gelmesi gerekiyor oyuna uzun zamandır bu kadar saygı duyduğum bir oyun olmamıştı ya bakın beğendim demiyorum saygı duyduğum diyorum yani küçücük çocuğun bile elli felli adamlardan bir bok bildiğini sanan oyun yapımcılarından işte koskocaman multimilyonlarlık oyun şirketlerinden daha zeki olan olabileceğini gösterdi bu oyun. Ekstra hiçbir şey yapmadan hem de. Olabildiğince klişeye dayandırarak kendini. Daha önce belli ki çok oyun oynamış ve oyunda oyunu farkına vararak oynamış bir genç adamdan ibaret sadece. Demiş ki bu klişeleşmiş fikirleri birikimimi kullanarak harmanlayayım. Bir de güzel kendimle sevdiğim bir konsepte oturtayım. Aslında bu kadar basit. Özellikle indi oyun yapımcısıysanız Kodunuzdan çok fikirleriniz daha önemli arkadaşlar. Sen gidip de dümdüz 2D platform oyununa para harcarsan, hiçbir zeka kırıntısının olmadığı bir oyun yaparsan, umarım bu Little Company çocuğunun aksine sana biat eden bir kitlen vardır.